Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Ne oldu Pepe? Neden bu kadar mutlusun canım? Bilmiyorum Şuşu. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel. Şuşu biliyor musun? Biz çiftlikteyken sık sık denize gidiyoruz. Deniz buraya çok yakın. Ha, bilmiyordum. Ne güzelmiş. Böyle sıcak yaz günlerinde denize girmek çok güzel olmalı. Evet Şuşu, ben denize girmeyi çok seviyorum. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Papa! Papa! Efendim dede. Papa! Biz Eke, Bebe ile denize gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Aa, tabii tabii gelmek isterim dede. Ama Şila neden gelmiyor? Teyzem, nenem. Onlar bugün evde bize bir şaşırtı hazırlayacaklarmış. Aa, şaşırtı mı? Evet evlat. Hadi hazırlan papa. Benim deniz çantam hazır dede. Hemen alıp çıkabiliriz. Gel bakalım Ekecik. Denize gideceğiz. Çok mu sevindin sen? Eki mutlu, sevindi. Ay, ben de çok mutluyum. Denizi çok seviyorum. Aa, demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum çocuklar. Burada işte Ece. Denize girmek için hazır mıyız peki? Evet. Harika. Ben de hazırım anne. Harika görünüyorsun Pepe. Dedem nerede? Buradayım evlat. Hadi gelin. Şimdi herkes kalkışa hazır mı? Evet. Baksana bebe, deniz orada. Gördün mü? Evet abi. Masmavi bir deniz. İnişe geçiyoruz çocuklar. Geldik geldik, yaşasın. İniyoruz. Hadi herkes mayonlarını giysin çocuklar. Tamam. Gel ben sana yardım edeyim Ekeciğim. Ekenin göbeğine bak. Göbek ne? Bak, burası göbeğimizdir Eke. Bu Eke'nin göbeği. Bu Pepe'nin göbeği. Bu da benim göbeğim. Göbek, göbek. Senin göbeğin küçücük ya. Çok tatlı görünüyor Eke. Eke'nin göbeği. Evet çocuklar, alın bakalım size birer tane deniz simidi getirdim. Aa dede, ben şunu istiyorum. Al bakalım. Al oğlum Eke, bu da tam sana göre. Pepeciğim, bu da senin. Bir elimi tıkıyoruz dedi. Hayır minik kelebeğim, bunu belimize takıyoruz. Bel mi? Belimiz neremiz dede? Ben söyleyeyim mi dede? Söyle bakalım papa. Belimiz işte buramızdır. Buramız belimiz öyle mi? Evet canım, buramız. Burası göbeğimiz, burası belimiz. İşte taktım belime. Eke de taktı. Pepe de taktı. Ha? İşte üçünüz de belinize simitlerinizi taktınız çocuklar. Aa, niye çıkardın minik kelebeğim? Şey dede, şimdi burası göbeğimiz, burası belimiz. Doğru. Karnımız nerede? Aa, doğru. Bunu ben de bilmiyorum. Karnımız neresi dede? Göbeğimizin içi karnımızdır çocuklar. Karnımızı dışarıdan göremeyiz. Göbeğimizin arkasına saklanmıştır çünkü. Aa, gerçekten mi? Evet papa. Yani bu göbeğimizin arkasında içimizde karnımız vardır. Evet babacığım. Harika. Burası belimiz, burası göbeğimiz. Göbeğimizin arkası yani içimizde karnımızdır. Ben, göbek, karın. Göbeğimiz, karnımız, belimiz.
yapacağıma. Ay, çok soğuk mu? Bence hiç de soğuk değil. Yok. Soğuk değil. Soğuk değil. Abi işte deniz soğuk. Sence soğuk. Bana soğuk gelmiyor bebek. Ay, şimdi bana da soğuk gelmiyor. Ya bak gördün mü? Çocuklar bakın Eke nasıl yüzüyor. Cıp cıp. Aferin Eke sana. Ne oldu bebe? Göbeğime ayağım çarptı. Ay özür dilerim kardeşim. Acıdı mı? Hayır acımadı. Abiş bir de çarptı. Hayır göbeğime çarptı Eke. Neydi bebe? Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Evet abi. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Hepsi şunun içinde. Aa, evet doğru belimizde, karnımızda, göbeğimizde suyun içinde şu an. Pepe. Ne peki dede? Onların adı Duba Pepeciğim. O dubalar denizde yüzerken bu çizgiyi geçmeyin demek için konulmuş işaretlerdir çocuklar. Dubaları geçmenin tehlikeli olduğunu söylüyor bize. Aa bilmiyordum. Peki o zaman dedemin yanına kadar yüzelim hadi. Yatışacaksın be. Abi yüzüyor, bebe yüzüyor. Soğuk abi. Şey benim de göbeğime bir şey çarptı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Aa ne olabilir ki? Ay yine bir şey çarptı. Bu sefer belime çarptı. Aa bu ne ki? Bir şey olsun. Nona? Merhaba maymuş. Nona. Ne güzel bir sonbahar günü değil mi? Pepe Şile bugün oyun oynamaya sana geleceklermiş galiba. Ay, çok merak ettim ne oynayacaksınız? Müzik aleti. Çok güzel görünüyor. Aa, Şile geldi. Merhaba maymuş. Merhaba Süsü. Merhaba. Nona. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Merhaba Pepe. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nona. Evet ne oynuyoruz bugün maymuş? Nona nona. Vay. Ne güzel bir şey bu böyle. Nedir bu? Bu bir müzik aleti Pepe. Müzik aleti mi? Evet canım. Aa anladım. Peki şimdi bugünkü oyunumuz bu müzik aletiyle güzel sesler çıkarmak mı? Hem güzel sesler çıkaralım hem de o seslere uygun bir şarkı söyleyelim Pepe. Ha, ne dersiniz? Ha, tamam güzelmiş. Şarkı uyduracağız yani. Hadi çok heyecanlandım ben. İlk kim başlayacak? Ben başlayayım mı? Olur. Ay çok heyecanlandım. Tamam başlayalım o zaman. Hadi Şila. Artlar çok güzeller.
güzel. Aklım yanmış ey güzel. Şarkı söylemek de öyle. Nasıldı? Bilmem, güzeldi galiba. Ya. Bence ilk deneme için hiç fena değildi. Sıra sende olsun Maymuş, hadi. Hadi Maymuş. Şey Maymuş, biraz kulaklarımız acıdı ama... Fena değildi Maymuş. Hadi bir de sen dene Pepe. Tamam. Şimdi böyle vururken... Arkadaşlarımla oyun oynamaya geldim. Onları çok severim. Çok çok severim. Ne güzeldir arkadaşlarım benim. Oho, hava hava. Nasıl? Çok kötüydü. Valla kulaklarım acıdı Pepe. Ya hiçbirimiz güzel sesler çıkarmayı beceremedik mi yani? Peki nasıl öğreneceğiz ki güzel çalıp söylemeyi? Çocuklar! Ha dede! Dedem geldi dedem! Ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Böyle vurup müzik yapıp şarkı söylemeye çalışıyoruz ama... Çok kötü sesler çıkıyor dede. Hiç öyle güzel sesler çıkarmayı beceremedik. Evet dede. Hepimiz çok gürültülü kötü sesler çıkardık. Bu müzik aleti çok büyük ve gelişmiş bir alet çocuklar. Bunu güzel çalabilmek için çok ama çok çalışmanız gerekir. Dedenin güzel çaldın öyle. Nasıl yaptın dede? Ben gençken çok uğraşmıştım bu müzik aletini çalmak için çocuklar. Çok uğraşınca, çok çalışınca da hala unutmamışım ya. Biz de müzik aleti çalmak, istediğimiz gibi müzik yapmak istiyoruz dede. Evet dede, evet. Yaparsınız tabii papa. Tabii ki siz de müzik yapabilirsiniz. Sadece daha basit bir müzik aletiyle başlamamız gerekir. Neyle mesela? Ne olabilir, ne olabilir? Tamam, buldum. Ne buldun dede? Aynısını yapmaca oynayarak başlayabiliriz mesela sizinle. Ne oyun mu? Nasıl bir oyun bu dede? Geçen gün oynadığımız şarkı bulma oyununa benziyor. Ama bu sefer şarkı söylemeyeceğiz. Ay dede çok merak ettim. Nasıl oynayacağız peki? Anlatacağım çocuklar ama her biriniz için ikişer tane bunun boylarında ve bunun kalınlığında sopaya ve birer tane de tencereye ihtiyacımız var bu oyun için. Sopa ve tencere mi? Evet Pepe. Birer tencere, ikişer tane de sopa. Çok komikmiş. Tencereyle müzik mi yapacağız dede? Tencerelerle ritim öğreneceğiz Şila. Harika. Sopaları nereden bulabiliriz dede? Yerde ağaçlardan kopmuş dallar olmalı Şila. Onlardan bulabilirsiniz. Tencereleri de ben ayarlıyorum. Şimdi hepimize iki tane sopa gerekiyorsa... Bir, iki, üç. Üç kişiyiz. Aa evet. Hepimize birer tane olsaydı... Üç sopa bulmamız gerekirdi. Ama hepimize iki tane sopa gerekiyor. Şimdi bakalım o zaman kaç sopa bulmamız gerekir. Hadi sayalım. Bir, iki... 3, 4, 5, 6. Hey, 6 sopa. 6. Hep 6 sopa bulmamız gerekiyor. Hadi o zaman dedemin gösterdiği sopalara benzer sopa bulalım. Çocuklar. Bulduk dede, bulduk. Evet hazırız. Herkes bir tencerenin başına geçsin bakalım. Şimdi üç dediğimde içinizden geldiği gibi vurun tencerelere. Bir, iki, üç. Çok kötü oldu dede.
çok çirkin sesler bunlar. Hiç müzik gibi olmadı. Evet, bu müzik değildi zaten Pepe. Bu birbiriyle uyumsuz ve düzensiz seslere ne denir biliyor musunuz? Ne denir dedi? Gürültü denir evlat. Aa evet. Biz harika gürültü çıkarabiliyoruz yani. Evet evlat, evet. Şimdi bakın. Hadi siz de benimle birlikte aynısını yapın. Tam, 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 tam. Yapıyorum. Hadi Şila sen de. Tamam geldim. Tam, 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 tam. Evet ben de yapıyorum. Tam, Maymuş tam. Maymuş sen de yapabilirsin tam, arkadaşım. Tam, 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 tam. Çok heyecanlı değilim. İşte bakın, şimdi birbirimizle uyumlu sesler çıkarmaya başladık. Müzik birbiriyle uyumlu ve belli bir ahenk içinde çıkarılan seslerdir çocuklar. Bu yüzden sesleri belli bir düzene göre çıkarmamız ve birbirimizle belli bir uyum içinde çalmamız gerekir. Ha. Ay çok güzel. Şimdi biraz ses bulmaca oynayalım, olur mu? Olur. Ben ne ses çıkarırsam siz de aynısını tekrar edeceksiniz. Başta kolay olacak ama gittikçe zorlaşacak. Dikkatli olun. Çok heyecanlı dedi. Hadi bakalım. Tam, 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 tam. Hadi bakalım. Ay gittikçe zorlaşıyor. Evet evlat, evet. Tam, 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 tam. Bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha yap dedi. Ne oluyor? Üf, niye yapamıyoruz ki? Tek tek yapmayı deneyelim Papa. Hep beraber yaparken biri yanlış vurunca hepiniz şaşırıyorsunuz. Sırayla yapın. Hem o zaman yanlış yapanın kim olduğunu da buluruz. Maymuş, ilk sen yap bakalım. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Maymuş yaptı, yaptı. Yanlış yapan maymuş değilmiş demek ki. Aferin maymuş. Hadi Şila, sıra şimdi sende. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Ben de yaptım, yaptım. Evet, değilmiş. Ya, yanlış yapan ben miyim yoksa? Hadi evlat, denemeden göremeyiz. Hadi, iyi dinle. Tamam. Evet evlat, evet. Yaptım, başardım. Aferin evlat, aferin sana. Demek ki sen de değilsin. Başardım, başardım. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir Api'niz yoksa hemen bir Api indirin ve çocuğunuzu Api ile tanıştırın. Benim güzel çiçeklerim. Ne güzel açıyorsunuz böyle. Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime. Onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. Evet. Bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına 3 çiçek birden açıyorlar. Evet canım. Sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir. Çoğaltır. Abla neredesin? Ay Eke buradayım kardeşim. Seni görmüyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır.
Aslında çok rahatsız oluyor Şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz, bir şey demeden kaçıyor. Ha, anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şilen merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke, saçının bu hali ne? Ege, saçı uçurdu. Evet, hem de çok uzadı. Evet, çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye ikna etsek Pepe? Baksana, önünü bile göremiyor. Evet, çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa, Pepe, Eke'ye bak. Hoş geldin Pepe. Saçların ne kadar uzamış öyle. Niye kestirmiyorsunuz Şila? Eke'yi henüz ikna edemedik Bebe. Aa, ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz Bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Tamam, ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa Bebe, biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam, oyun oynayalım Şila. Eke donacak. Eke, bu taraftayız biz kardeşim. Sığınacağız. Berbercilik oynayalım ha, ne dersiniz? Aa, berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de. Eke de. Nasıl olacak? Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben alayım. Tamam. Ay, benim saçlarım ne kadar uzamış Piti, baksana. Ay evet, çok uzamış. Evet, evet. O zaman ben bir berbere gideyim de saçlarımı kestireyim. Saçlarımı kestireceğim. Evet Eke, saçları çok uzadığı için berbere gidip saçlarını kestirecek. Yazık saçlarına. Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Gerçekten öyle yapma. Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya. Saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama öyle değilmiş Ekeciğim. Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede. Berbercilik oynuyoruz. Oh, Eke! Oğlum, o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? Saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha, anladım. Bak Eke, sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak, onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı mövcük? Bak, hiç canı yanmadı, gördün mü? Evet. Pepe, gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam, kes dede. Acıttı mı? Oy, oy, oy. Hayır Eke, hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi. Ya da benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii, kestim bile. Acıdı mı? Hayır Eke, hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Tamam. Ben sarı mövcüğü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Eke'm. Şimdi bak, bu bebeklerle berbere gitmiş Eke'cim. Pepe hadi kes onun saçlarını. İşte çok güzel oldu. Aa, benim bebeğiminki de çok uzamış. Onu da kes berber. Aa tamam, hemen kesiyorum. Ay çok güzel oldu. Eke saçlarını kes. Kesin mi kılır? Aa olur mu Ekeciğim, saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Evet, saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kısa kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Ekeciğim, saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Tatlımam Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Saçlarımız uzayınca
biraz susun ıslat. Biraz da kes kıt kıt. Biraz susun ıslat. Biraz da kes kıt kıt. Kıt 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 kıt. Kıt kıt keseriz. Kıt 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 kıt. Kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt 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 kıt. Kıt kıt keseriz. Kıt 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 kıt. Kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Ben Masucuk'tan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 kıt. Aa, kestim bak. Sıradaki. Ay benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber oraları kes biraz. Tamam tamam kesiyorum. Kıt 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 kıt, kıt. Kestim bile. Sen de kestirecek misin Masucuk'tan iki? Evet. Oo, senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Bunu kes. Kıt 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 kıt. Oo, hepsini kestim işte. Bak gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke, bir tek mi dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Şey. Evet, Eke. Gidelim. Yarışılsın. Aferin benim güzel kardeşime. Aman kardeşim benim, akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum? Nene, Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Onun saçlarını keser misin? Küçük bir kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Tamam tamam yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Merhaba. Bay bay. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Tam zamanında geldiniz. Bayılırım. Ben de. İçinde çok çevir. Tamam o zaman yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Bugün güzel kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Merak etme. Hiç hissetmeyeceksin bile Eke. Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar. Al bak Eke, ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba. Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Çok şok. Beğendim. Yaşasın.